Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Size yapraklı, kalpli bu oyayı anlatacağım. İğne oyası. Şimdi yeşil ipimi aldım. Alt kısmını ilk önce zürafa çekiyoruz. Zürafadan sonra başlıyoruz. Düğüm atarken iki kere doluyorum ben. Zürafamı yapıyorum. Şimdi başlarken ilk önce tülbentinize 7 tane zürafa ile başlayın. Zürafamı yaptım. Geri geliyorum. Sadece düğüm attım. İki ve üç. 3 tane zürafa yaptım. Geri geliyorum. İki tane zürafa oldu. Düğümümü attım. Buradaki zürafamı biraz büyük yapacağım. Çünkü çiçeğimizi ve yaprağımızı buraya oturtacağız. Ondan sonra buraya iki tane zürafa yapacağım ama burada yaparken iğnemin üstüne iki kere doluyorum. Yaprağımı yaparken şöyle iki kere doluyoruz. İki tane zürafamı yaptım. Geri geliyorum. Zürafamın içinden geçiriyorum. Şu anda arttırma işlemi yapacağım. Aynı zürafanın içine tekrar batarak arttırıyorum. Buraya da tekrar kenarlardakilerine birer tane zürafa yaparak arttırıyoruz. Beş tane zürafa olacak yaprağın kenarında. Şu anda 4. Beş tane yaptım. Geri geliyorum. Şimdi eksilteceğim. Eksiltirken son yaptığım yere tekrar batıp geliyorum. Bu baştaki zürafaya düğüm attım. Oraya tekrar geliyorum. Buraya pırpır yapacağım. Ve zürafalara devam ediyorum. Eksiltiyoruz şu an.
Geldim geriye. Tekrar bir pırpır. Bu yaprağın kenarına pırpır yapıyoruz. Beş tane zürafamız olduğu için genişlettiğimiz yerde beş tane de pırpır olacak. Ve en son zürafadan geri geldim ve buraya da bir tane pırpır yapıyorum. Yaprağımız bu şekilde. Yaprağımızı bitirdik. Şimdi burada ben size iki tane teknik göstereceğim. İsterseniz zürafanın üzerine direkt bu dağları yaparsınız. Yaprağı yaptıktan sonra kesersiniz. Şuradaki pıpırcıklarımı da ilk zürafa yaparsınız. Benim yapacağım teknik bu. Ben kesmeyeceğim. Aşağı iniyorum yaprağımdan. Bu yandaki zürafaların her birine inerek aşağıya iniyorum. Ve yuvamdaki yeri de sabitledim. Şimdi şu alttakine geliyorum ama buradaki ipi sıkmıyorum. Çünkü oraya kalbimizi yapacağız. Şöyle. Eğer çabuk olsun bitsin istiyorsanız direkt zürafa üstüne yapraklarınızı yapın. Dağınızı yapıp yaprağınızı yapıp kesin. Ama isterseniz ki gösterişli olsun, kalıp gibi otursun istiyorsanız bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Çünkü böyle oyalanılıyor. Biraz normalden daha fazla uzun sürüyor. Aşağı iniyoruz çünkü. Ve zürafanın üstüne zürafa yapıyoruz. Ve daha sonra zürafalarınızı aşağı indikten sonra devam edebilirsiniz. Şimdi ben renkli ipimi aldım. Şu aradaki zürafayı her iki kalpli yaprağımızın arasına 18 tane zürafa bırakıp bu pıpırcıkları ortalayabilirsiniz. Şimdi kalbimizi yapacağız birlikte. Renkli ipimi aldım. İki kere dolayarak ipimi şimdi renkli ipimde buraya yuvaya şöyle yuvamıza 3 tane zürafa yapıyorum. Üç tane zürafamı yaptım.
Geri geleceğim. Şimdi arttırma tekniğiyle, yapraktaki gibi. Arttırma tekniğiyle 8 tane olana kadar arttıracağım. Arttırmak için yanlara birer tane zürafa yapmanız gerekiyor. Aynı zürafanın içine batarak zürafa olması gerekiyor. Şu anda 4 oldu. 8 tane olana kadar arttıracağım. Bakın düğüm attığım yere bir daha geçiriyorum iğnemi. Aynı yere bir zürafa yapıyorum ki arttırmış olacağım. Şöyle. Sekiz tane zürafamı tamamladım ben üstte. Şimdi kalbimizi oluşturacağız. Geliyorum en başa. Ve yanındaki zürafaya. Şimdi buraya zürafalarımı yapıyorum. Üç tane zürafa yaptım. Geri geliyorum buradan. Şimdi iki tane zürafa olacak. Bir ve iki. Şu aşağıdaki zürafaya, alt sıramızdaki zürafaya geliyorum. Şöyle bir köprü yapıyorum ipimle. Tekrar 3 tane zürafa. Şurada yaptığımızın aynısını burada da yapıyoruz. Üç tane zürafa yaptım. Geri geliyorum. İki tane zürafa olacak üstü. İki tane zürafa yaptım ve kesebilirim şu an ipimi. Şimdi kalbimin kenarındaki kontürü geçeceğim. Beyaz ipimi aldım. Şu yeşil olan yere ipimi düğümlüyorum. Düğümümü attım. Ve kalbimin her bir kenarındaki zürafaya kontürümü geçiyorum. Şu kenarlarına, zürafalara. Kalbimizin görüntüsü hem oluşmuş oluyor. Şimdi şurada köprü yapmıştık. O köprüyü baz alın. Çünkü bu ipin içinde kalacak. Aşağıdakine geliyorum. Zürafaya iğnemi geçirdim. Şöyle net bir şekilde anlatacağım. Şimdi burada en altta. En altta şurada ki yere iğnemi geçirdim.
ve iyicene sıkıyorum. Diğerine geliyorum. Tam ortası burası. Zürafanın içinden geçiriyorum, geri geliyorum. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapacağım. Tam ortaya bir tane yaptık. Geri geldik. Ve pırpırlarımızı yapıyoruz. Şöyle 3 tane pırpırımızı yaptık. Şimdi zürafalarıma devam ediyorum. Geçirdim pembedekine. Çevresini dönüyorum. Hem kalbimizin şekli belli oluyor kontürlü. Aşağıya kadar devam edin. Pembeye geldim. En sonuncuya da yaptım. Yeşil de bitiriyorum. Aşağı yuvaya geldim. Sıktım. Şuradaki düğme normalde içeride arkada kalması gerekiyor. Onu muhakkak arka tarafımda bırakın. Şöyle de çektirebilirsiniz sonradan. Evet, bitirdim. İpimizi kestik. Şimdi buradaki pırpırımı dördüncüye yapıyorum zürafayı. 1, 2, 3, 4. Bakalım. Evet, dördüncüye. Geliyorum zürafamı. Üç tane pırpır zürafaya. Şekilde. Şimdi beyaz pırpırlarımı yaptım, ipimi kestim. Şuradaki pırpırlarımız vardı 3 tane. Şöyle. Şimdi buraya minik, oldukça küçük pırpır yapacağız. Şimdi bir tanesine geçirdim ilk baştakine, düğümünü atıyorum. Düğümümü attım. Her birinin içine 3 tane oldukça küçük pırpır yapacağım. İki. Üç. Şöyle oldukça küçük pırpır. Yanındakine geliyorum. Koparmıyoruz burada. İkisinin arasına bir köprü yapıyorum. Buna da 3 tane minik pırpır yapıyorum.
Evet. Ve sonuncu. Ona da bir köprü yapalım. Ve örneğimizi tamamladık. Üçlüklerimizi de keselim. Örnekleri paylaşırsanız birçok arkadaşımız da bizlerden faydalanmış olur. Örneğimizi tamamladık hanımlar. Bu şekilde. Bu şu anda birlikte yaptığımız. Bu benim daha önceden sizlere hazırladığım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın hanımlar. Hepinize kolay gelsin.